Bugün sokak hayvanlarına karşı ne yapabilirsiniz? Kendi köpeğinizi veya kendinizi nasıl koruyabilirsiniz? Onunla ilgili bir çalışma yapacağız. Sokak hayvanları bize saldırdığı zaman birinci hamle, Eliza buradan gel. Onların hareketlerini, aksiyonlarını durdurmaya çalışmak olmalı. Nasıl ki büyük ihtimalle havlayarak size doğru gelecekler. Bu havlama esnasında önce onları durdurmalı. Nasıl durduracağız? Kararlı bir şekilde sabit duracaksınız yerinizde. Biraz sonra göstereceğim. Hareket etmeden köpeğiniz yanınızda olacak. Sokak hayvanlarının tepki gösterdiği köpek sizin yanınızda olacak. Çünkü şu an iki köpeğim var gördüğünüz gibi. Kendi köpeğimin üzerindeki kontrolümü onlara da göstermem lazım. Yani bir sürü lideri olduğunuzu onu anlatmak için kendi köpeğinizi kontrol altına almanız lazım önce. Evet, üç tane köpek gördüm ben. Şimdi onlara doğru gideceğiz. Dediğim gibi Eliza'ya fazla tepki göstermeyecekler. Mandil'e tepki gösterecekler. Ben size yavaş yavaş kademe kademe anlatmaya çalışıyorum. İlk önce şu da önemli. Gördüğünüz köpekleri. Mandil burada. Bir kere şu an ben durdum ama siz duraksamayın. Yanlarına gidiyoruz. Kendi köpeğinizi onlardan ters tarafa konumlandırın. Onlar solda, benim köpeğim sağda. Bakalım tepki gösteriyorlar mı? Hemen durdu. Kuyruk pozisyonu dik. Önce onları durduracağım. Şimdi mandili oturtacağım. Mandili otur. Mandili oturttum. Gördüğünüz gibi tasması bağlı değil. Tüm kontrolü bende. Bunu gören köpekler ne yapıyor? Onlar da oturuyor. Herkes sakin. Biz şimdi yürümeye başlayacağız. Büyük ihtimalle bir daha reaksiyon gösterecekler. Hadi bakalım Madrid. Çok güzel. Bir daha yapıyoruz aynı şeyi. Oraya doğru gideceğim biraz. Otur Madrid. Köpeğinizin asla önde olmasına izin vermeyin. Köpeğiniz yanınızda dursun. Öne giderse çünkü ona bir komut vermiş oluyoruz. Yani beni koru, benim önümde dur, beni koru komutunu vermiş oluyoruz. Her şeyi sor. Çocukların durumuna bakın. Madrid'in durumuna bakın. Gayet kolay, gayet basitçe olayı hallettik. Görüşmek üzere.